Herkese selamlar Sosyal Bilgiler Dersliği kanalına hoş geldiniz. Sevgili 10. sınıf öğrencilerimiz 1. dönem 2. yazılarınız geldi. Biz de bugün Tarih dersi ikinci yazılı örnekleriyle karşınızdayız. Açık uçlu 10 tane soru çözeceğiz. Soruları Eskişehir Milliyeti Müdürlüğü hazırladı ve internette yayınladı. Hocalarımızın birçoğu bu yazılı kağıdını örnek olarak alacağı için lütfen dikkatli bir şekilde dinlemenizi tavsiye ediyorum. Coğrafya videomuzda yayında olacak. O videomuzda kaçırmamak için ve bana destek olmak için videolarımı beğenip paylaşabilir. Abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Hadi sözü daha fazla uzatmayalım ve yazılı kağıdımıza geçiş yapalım ve başlayalım. İsterseniz önce cevapları siz verip sonra da çözümleri benden dinleyebilirsiniz. İlk soruda bize diyor ki 1230 yılına gerçekleşen Yassı Çemen Savaşı'nın Türkiye Selçuklular açısından olumsuz sonuçlarına bir örnek yazınız demiş. Dikkat edin buraya. Ben size bunu bir şemayla anlatmak istiyorum. Çok basit bir şema olacak. Şurası arkadaşlar Türkiye Selçuklu devleti. Tamam mı? Şu arada Türkiye Selçuklu'nun komşusu olan bir Harzem Şahlar vardı. Harzem Şah Şimdi Harzemşahlar bu aradayken Moğollar da daha doğumuzdaydı, tamam mı? Şimdi bu savaşla birlikte aslında burada Türkiye Selçuklu ile Moğollar savaşmıyor bu savaşı. Moğollar burada Harzemşahları yenerek ortadan kaldırıyorlar. Yani Türkiye Selçuklu devletinin aslında Moğolların arasındaki tampon bölge ortadan kalkmış oluyor. Şöyle diyebilirsiniz. Ee, burada Moğollar Moğol tehdidi başladı diyebilirsiniz. Moğol tehdidi başladı. Çünkü niye olduğunu yan taraftaki görselden anlayabilirsiniz. Şöyle ki tekrar hatırlatıyorum. Moğollar burada Harzemşahları yenerek o bölgeden onları ayırdılar. Artık Moğollar Türkiye Selçuklu'ya daha rahat saldırabilirler. İşte Moğol tehdidi başladı. Türkiye Selçuklu devleti yıprandı bu savaştan sonra bunu da yazabilirsiniz. Ben iki tane yazdım. İster birini alın, ister birini alın size kalmış. İkinci soruya geldim. İkinci soru bu savaşları kronolojik olarak sıralayınız demiş. Peki sıralayalım. Ben şöyle yapıyorum. 1, 2, 3 diye başlarına numara vereyim. Hemen bakalım arkadaşlar. Koynisar 1302 arkadaşlar. Ne yazıyorum ya? 1032 yazacaktım. <laughs> Koyunisel Savaşı arkadaşlar 1302 tarihinde Osmanlı Devleti'nin Bizans'la yaptığı ilk savaşta hatırlayacaksınız. Palekanon Maltepe Savaşı'ydı. 1329 yılında yapılan bir savaştı. Ve Çirmen Savaşı'na geldiğimde de Çirmen Savaşı 1364 yılında yapılmıştı. Yani burada isimlerini yazarak siz cevaplayın ama ben numara verdiğim için başlarına numaraları sıralayacağım. Üçüncü savaşımız yani Koynisar en başa gelecek. Sonra Palekanon gelecek. Sonra da Çirmen savaşı gelecek. Yani sıralama 3-2-1 bu şekilde olacaktı bu soruda da. Hemen geldim 3. soruya. 14. yüzyılın başlarında Türk beyliklerinin daha çok Batı Anadolu'da kurulmasının siyasi nedenlerini yazınız diyor arkadaşlar. Bir kere bizim Anadolu topraklarımızın doğusunda Moğol tehlikesi vardı. O zaman Batı Anadolu'da kurulmalarının en önemli sebebi mol tehlikesinden uzak olmak. Bakın, mol tehlikesinden uzak olmayı yazabiliriz. Tamam, bu yüzden Batı Anadolu. Peki ikinciye geliyorum. Batı Anadolu'da güçlü bir Bizans var mıydı? Yoktu. O zaman şöyle yazabiliriz. Güçlü bir Bizans'ın ya da güçlü bir devletin olmaması. Bakın bunu da yazabiliriz. Ben zaten bana e, bir tane söylemiş ama ben size iki tane de verdim. İster birini alın, ister birini alın. Dördüncü soruya geliyorum. Osmanlı Beyliği kurulduğu yıllarda diye bir bilgiyle başlıyoruz. Mısır'da egemen olan devleti yazınız dedi. Hatta zaten bu beyliği, bu devleti Yavuz Sultan Selim zamanında Mercidabık ve Ridaniye savaşlarıyla bünyemize katacağız. Halifelik de bize geçecekti hatırlayacaksınız. Kim vardı orada? Memlükler vardı arkadaşlar. Memlük devletini buraya tabii ki de yazmamız gerekiyor. Karadeniz'in kuzeyinde kim vardı? Karadeniz'in kuzeyinde de Altın Orda devleti vardı arkadaşlar. Altın Orda devleti de o dönemde Karadeniz'in kuzeyinde kurulmuş ve egemenliği sürdüren bir devletti Osmanlı'nın kurulduğu yıllarda. Peki dördüncü soruyu da hallettiğimize göre beşinci soruya geçebiliriz. Karesi yollarının Osmanlı Beyliği'ne katılmasının sonuçlarından hangileri Osmanlı'nın fetihlerini hızlandırmıştır? Hatırlayacaksınız Osmanlı Beyliği'nin Bünyesine kattığı ilk beylik Karesiyoğulları beyliğiydi. İki örnek yazınız demiş. Hangi sonucu Osmanlı'nın fetihlerini hızlandırır? Karesiyoğulları donanması kime geçmişti? Artık Osmanlı'ya geçti. Donanma sahibi oldu diyebiliriz. Donanma sahibi olduğu için de Rumeli topraklarına artık rahatlıkla geçiş yapabilir Osmanlı beyliği. Yine e, Karesi beyleri ya da Karesi işte komutanları kime geçti? Karesi oğullarının önemli komutanları Osmanlı hizmetine girdi. Şimdi önemli ve tecrübeli komutanların e, hizmetine girdi. Osmanlı'ya girmesi yani Karesi oğulları komutanları önemli kişiler bunlar Osmanlı hizmetine girince Osmanlı'nın ordusu güçlendi diyebiliriz. Dolayısıyla iki örnek yazınız dediği için 5 puanı birinden 5 puan da diğerinden alacağız. 6. soruya gelebilirim. 6. soruda yine Osmanlılarla ilgili bir soru bizi karşılıyor. Osmanlıların Balkanların fethi sırasında uyguladığı toprak ve reaya sultanındır prensibi. Buralarda egemen olan feodal yapıyı nasıl etkilemiştir? Hatırlayacaksınız feodalite bir yapı denilen bir yapı vardı. Toprak ağalığı sistemine benziyordu. Şimdi Osmanlı Balkanlar'da fetihlerden sonra oradaki toprak ve halk sultanındır prensibini uyguladı. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Burada bir feodal yapı vardı. O feodal yapı yıkıldı. Doğru mu? Yani en azından Osmanlı devleti için ve merkeziyetçi yapı güçlendi. Bak, merkeziyetçi yapı güçlendi. Bu Osmanlı için söylenebilir. Peki, bu olduktan sonra halkın üzerindeki vergiler, angarya işler e, kötü davranmalar sona erir mi? Evet çünkü Osmanlı ne uyguluyordu? Hoşgörü politikası uyguluyordu. Yani buradaki bu politika aslında oradaki feodal düzeni yıktı ve Osmanlı'nın merkezi yapısını güçlendirdi. Yedinci soruya geldiğimde, yedinci soruda bana Osmanlı'nın uyguladığı istimalet politikası, Osmanlıların Balkanlardaki fetihleri nasıl etkilemiştir? İstimalet politikasını hatırlayacaksınız. Hoşgörü politikası demekti arkadaşlar. Hoşgörü politikası ile birlikte... Balkanlarda ne olmuştu? Kalıcılık sağlanmıştı. Balkanlarda kalıcılık sağlandı. Yine oradaki halkın devlete bağlılığı artmış mıdır? Evet, onu da yazabilirsiniz. Ben de buraya yazayım. Halkın devlete bağlılığı artmıştır. Çünkü Osmanlı Oradaki insanların hepsine iyi davranıyor. Hiçbir şekilde Türklerden, Müslümanlardan ayırmıyor. Halkın devlete bağlılığı da bu şekilde artmıştır. Bizden bir tane istedi. Ben iki tane yazdım. Hangisi hoşunuza giderse soru gelirse bu sorunun cevabını bu şekilde verebilirsiniz. 8. soruya geldim. Bana diyor ki Osmanlı Devleti'nin Anadolu Türk Beyliklerini kendi topraklarına katarken izlediği yöntemlerden iki tanesini. E bir kere zaten savaşarak bir kere bunu baştan yazmak lazım Osmanlı fetih yoluyla topraklarını ilerleyen dönemlerde büyütecek. Ama hatırlayacaksınız. Germiyan oğulları beyliğini çeyiz olarak aslında Kütahya topraklarını almıştı. Yani o zaman akrabalık kurarak diyebilir miyiz? Akrabalık kurarak da yine bir toprak katma yöntemi uygulamış. satın alma parayla satın alma da kullanmıştı. Hatırlayın Hamitoğullarından Isparta ve çevresi satın alınmıştı. İşte bunları kullandı. Bana iki tanesini sordu. Ben üç tane yazdım. Siz hangisini yazmak isterseniz bunları yazabilirsiniz. Dokuzun soruya geldim. Ankara Savaşı'nın sonuçlarından iki tanesini yazınız demiş. Ankara Savaşı biliyorsunuz ki Yıldırım Beyazıt'la Timur arasında yapılan bir savaştı. Ve bu savaştan sonra Osmanlı Devleti'nde Fetret Devri başladı. Fetret Devri'nde devlet 11 yıl neredeyse yıkılacak bir duruma kadar gelmişti. Bunu söyleyebiliriz. Anadolu Türk Birliği bozuldu. Bunu yazalım ve açıklayalım. Anadolu Türk Birliği bozuldu arkadaşlar. Şöyle ki Yıldırım Beyazıt o zamana kadar aslında Anadolu Birliği'ni büyük ölçüde sağlamıştı. Ama bu savaştan sonra Ankara Savaşı'ndan sonra Osmanlı Devleti yenilince Anadolu'daki beylikler tekrardan kuruluyor ve Anadolu Türk Birliği bozuluyor. Bizans'ın yıkılışı 50 yıl gecikiyor arkadaşlar. Bunu da yazabiliriz. Bizans'ın yıkılışı 50 yıl gecikti 50 yıl gecikti. Bunu da yazabilirsiniz. İki tanesini demiş. Ben yine 3 tane yazdım. Hangisi hoşunuza giderse, soru gelirse bunları yazabilirsiniz. Peki geldim son soruma. Bana diyor ki Osmanlı Devleti'nin ilk daimi ve esaslı askeri teşkilatını oluşturan Yaya ve Müsellem. Orhan Bey kurmuştu hatırlayacaksınız. Özelliklerinden iki tanesini yazınız diyor. Savaş zamanı yevmiye alırlardı. Bunu yazalım hemen. Savaş zamanı yevmiye yani günlükçü gibi çalışırlardı savaşlarda. Peki savaş dışında savaş dışında toprakları ile geçimini sağlardı. Toprak işlerlerdi. Toprak işlerlerdi. Aslında tımar sistemindeki o tımarlı sipahilere benzeyen bir yapıları var arkadaşlar. Topraklarla savaş dışında topraklarla geçimini sağlıyorlar. Ama savaş zamanında savaşa katılıyorlardı. Ve bu yaya ve müsellem ordusu vergi vermezdi sevgili arkadaşlar diyerek 10. soruyu da böylece tamamladık ve yazılı hazırlığımızı da bitirmiş olduk. Umarım sizler için güzel bir yazılı hazırlığı olmuştur. Umarım akıllarınızdaki soru işaretlerini giderebilmişimdir. Coğrafya videomuzu da izlemenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Büyük ekranıma geçeyim ve kapanışımızı yapalım. Bana destek olmak için videolarımı beğenip paylaşabilir, abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Yazılarınızda başarılar diliyorum.